Kanalıma hoş geldiniz. Geç bir açılış yapıyorum bacılar. Bakın Seher şöyle makarna salatası hazırlıyor. Daha sonra burada da milföy hamuru. Burada çorbamız var. Böyle. Şöyle. Ondan sonra çocuklar da burada lahmacun yiyor. Şey, bizim burada karşıda gelin var yani. O verdi, Allah razı olsun. Çocukların hoşuna gitti, beğendiler. Ben de onun tabağını boş göndermem. Tabağını boş göndermem. Saat 6:30 bu arada. Güzel mi? Gece aç. Söyle bakıyorum. Ay sevmem. Sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim. Balkona çıkmış şöyle. Dün hava yağmurluydu, bugün bakın. Açık gökyüzünün güzelliği peki. Şuralar bacılar bakın. Şöyle göstereyim. Yemyeşil. Hava çok güzel. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şu gecenin kumunu değiştireceğim. Ondan sonra Allah. Ne oldu biliyor musunuz bunu alırken? Şu marketten aldım. Baktım. 65 liraydı. Yalnız şeklim ne hale geldi. Kulaklarım çok kötü kurulmuş. Hacılar ya. Öyle ha bakın. Şey yok ha. Duş falan yok. Şöyle. Bir dakika ayarlayayım. Heh. Baktım 65 liraydı bu. Kum. Ondan sonra geçtim kasaya işte. Normalde pahalı, 50 liraya ben almıştım. Ama dedim şimdi hani Neres bir tane poşet getirsene. Ondan sonra işte geçtim böyle şeye, kasaya dediğim gibi. Kız diyor ki, baktım hesap fazla çıktı. Ne kadar dedim bu kum? 80 lira. Niye o zaman 65 lira yazıyorsunuz alta? Öyle değil mi? İnsan kandır, kandırmak bence bu. Yoktu diye mecburum diye aldım ha. Nefes. Şey get, poşet getirsene anne. Şey demişsiniz Nazlı geceyi hani yıkar. Aa aynı renk. Geceyi yıkarken hani göster demişsiniz. Onu şimdi gösteremem acılar. Çünkü havalar çok soğuk. Havalar ısınsın, o zaman balkonda yıkamayı düşünüyorum geceyi. Nefes. Hiç bak hele. Nefes poşet getir bana bir tane annem. Poşet. O mavi poşet var yani, onu getir. Oğlum git. Hiç koku yok ha. Bu kum çok güzeldi işte geçen ayda. Söyledin mi? Tamam, bu nasıl? Aynı değil ve bu kalitesiz belli. Bu renk şeyler kalitesiz oluyor. Kumdan koku yapıyor. Böyle gri. Soğudu zaman. Şey oluyor. Can Muhammed kırma, şey yapma.
oğlum çıkar mısın oradan? Hadi topla nefes. Şu lambayı da açayım şöyle. Hah. Hadi. Hadi canım Ahmet sen de oğlum. Hadi anne. Hepsini topla hadi. O arada arkadaşlar kilomu göstereyim size bir dakika. He? Bu terliği teki yuha nefes. Dur şu terliği. Acaba sen dudağıma nemlendirici sürsem orucum bozulur mu? Değil mi? Hani diyorum arada bir ben böyle devamlı yalıyorum ya dudağım, onu yalarsam bozulur diye. O yüzden nemlendirici sürmüyorum ha, biliyor musunuz? Ya. Çok kötü olmuş da neyse. Bakın şimdi. Şunu çıkaracağım. Gördünüz mü bacılar? 72-55. 7 numaramızı da açtık. Ezana 15 dakika var. Oğlum sen baktın işte. Şu dolaplara bak. Ben hep kaç kilosun? Elini bırak. Elini bırak. Kaldır elini. Kaldır elini, kaldır elini. Ay olmadı, yine çık. Yine çık gel. Benim oğlan böyle bacılar. Hava soğuk. Yine böyle askıyla ipliyle geziyor. Bakın. Bas. Bas hadi. Bas. Elini oraya yapma. İndir elini. Heh. 13 kilo 15 gram. İyi. Zehre dedi ki sen bu peçeteyi sen mi getirdin? Yok dedi. Hani karşımızdaki yeni gelen lahmacun göndermiş ya, onun üstüne sermiş. İşte bak hani diyorlar yeni gelin. Tam yeni gelin ha belli diyor. Şöyle. Hani okunacaktı dı detti. Bunlara da bakalım. Sen niye yağlı kağıt kullanmadın? Yok ki yağlı kağıt. Bitti mi? O şeyde var dolapta, ezan okunuyor. Allah kabul etsin. Hemen su içeceğim ben. İftarımızı açtığımız belli değil mi benden? Dur ya, telefon ekran niye böyle? Şöyle yapayım. Heh. Sizin çocuklar da devamlı kalem silgi kaybediyor mu açacak? Nefes hep öyle. Her gün neredeyse bir kalem. Her gün neredeyse bir kalem kaybediyor. Silgi, aha şimdi silgisi kaybı. Neyse. Şu kutular var ya benden. Şunlar da hani böyle ayakkabı yerleştiririm dedim. Çocukların ayakkabısını yerleştiririm. Hem daha çok yer kalır. Hem daha düzenli olur diye düşündüm. İki tane var bende. Bir tanesini de anneme verdim. Diğerinde zaten dur. Yok. He, iki tane var. Diğerini kendime kullandım aynen. Hepsini yani bir değerlendirdim. Şunların içine nefesle Can Muhammed'e şeye koyacağım. Ayakkabısını. He? Bak şu. Şu yazlık ayakkabıları bakın. Şöyle. Can Muhammed'in ayakkabısı bakın. Şöyle. Bakın. Bayağı yer şey oluyor. Can Muhammed duruyor o. Şöyle yan yan mı yapsam acaba? Aynen he. Yan yapsam şöyle. Daha iyi sığar. Şöyle. Hem de şu dolabın içini de bir silim diye. Oğul şey verene sandalyeye dur. Can Muhammed dur. Dur oğlum. Kafan değmesin ha. Dur. Bir tane daha. Ay. Hı. Görebiliyor musunuz? Bakın şu nefesin şöyle sandaletleri şöyle göstereceğim şimdi ya. Ha. Çekil oğluşum. Acaba buna bir tane daha sığar mı? Bakın bacılar. 3 tane sığdı. Şöyle şurada da terliği var. Aha. Şu da sığar. Nefesin yağlı terliği. Bakın. Bayağı ayakkabı aldı. Kapağı da var. Nerede o kapak? O şimdi şeyin altına iki tane değil mi? Bir tane daha kapak vardı. Kapak vardı nefes. Şurada ha, buradaymış tamam. Şöyle bakın. Bakın böyle
Daha az yer kapla. Şöyle kas. Oğlum bak dur bu burada kalsın. Şurayı da alayım. Şimdi diyeceksiniz Nazlı öyle temizlik mi olur? Ama ben bunu her defasında diyorum bacılar. Ben her zaman süpürür silerim. Bakın şöyle bezle alayım. Ha. Şöyle bakın. Şöyle. Can Muhammed o kutuyu bana getir oğlum. O kutuyu bana getir. Şunu şöyle koyayım. Şöyle. Ben var ya bak üstüne de koyamıyorum. Bayağı yer kalıyor. Şöyle. Allah bayağı yer açıldı. Süper oldu. Tamam. Nefes bu ayakkabı sana küçük mü geliyor bu renkli olan? Ne? Şu renkli olan sana küçük mü geliyor? Hı-hı. Ayağını mı sıkıyor? Hı-hı. Allah Allah. Hı-hı. O zaman onu verelim bak. Can Muhammed. Her şeyi öğrenmiş bacılar. Adını sen söyle. Bu Hint kınasını bilir misiniz şöyle? Saça çok iyi geliyormuş. Arkadaşları önermiş. Saçı besliyormuş. Saça çok iyi geliyormuş. Dolgunlaştırıyormuş. Hani seher de diyor abla boya kullanmaktansa diyor bunu aldım diyor. Şöyle Hint kınası çok da uygun fiyatlı. Tanesi 10 lira. Kına zaten biliyorsunuz çok yararlı bacılar. Ben böyle genç kızken annem saçımı boyamış. Sen hatırlıyor musun kınayla? O saçımı görseniz bacılar. Zümrüt gibi derler ya. Yumuşacık. Böyle bir de düzleştirdim. Ay bir güzel olmuştu. Bir güzel. Saçlarım yumuşacıktı. Ne krem ne bir şey kullanıyordum. O yüzden yani bak bu gerçekten iyi kına. Çok iyi. Neyse ben şurayı halledim. Ondan sonra size bir şey anlatacağım bacılar. Şununla da sileceğim. Daha da etkili olur. Aa bayağı güzel oldu. Şu bizim ayakkabılar sığıyor mu bana? Şöyle mesela. Ha. Bizim ayakkabılar da sığıyormuş. Buna sığar bak. Şöyle bak bak. Sığar. Ya da şöyle yapsam. Ya da var ya ben en iyisini yapayım değil mi? Bu kutular sadece çocukların ayakkabısının kutusu olur. Aynen. En kendi kutu şeyi yapma. Bizim ayakkabılarımızı yapma. Şöyle oldu bakın. Güzel oldu ya aynen. Çok güzel oldu. Burası da böyle otları. Şunları şöyle aynen. Şöyle şöyle. Spreyle. Nerede o? Gerçekten bu da çok güzel. Muhteşem kokuyor. Muhteşem. Yani. Hem de tozlanmasını da geciktiriyor ha o mavi su. Ben İstanbul'da çok kullanırdım onu. Bir de bayağı bereketli oluyor. Nasıl yani? Mesela şimdi bu şey ya bakın. Şöyle. Bunun yarısını boşaltıyorsun. Yarısına su ekliyorsun. Tekrardan böyle. Bunu nereden yaptın sen? İstanbul'da eşime A101'deki çalışan demiş. Oğlum sıkma. Bayağı onun için şey yani. Bereketli. Bak bunlar geçmiyor. Kir değil yani. İftardan sonra kendime geliyorum. Acaba ne yapayım ya? Vallahi ne yapayım? Şöyle seherin ayakkabıları. Nerede? Şunlar. Kullanılan
Ver burada. Aa kız, o ayakkabı teki. Heh. Burada şöyle. Şunlar ha, burası Seher'in bölümü olsun. Burada benim bölüm olsun. Şöyle en son dışı kaldı. Şunu da güzelce bir sileyim. Ondan sonra işim bitsin. Şöyle. Tamamdır. Bakın. Tertemiz. Her gün birer birer yer yapmayı karar verdim. Ama iftardan sonra yapacağım bacılar. Şimdi Can Muhammed şey yapmasın. Ne anlatacağım size biliyor musunuz bacılar? Ay var ya, hafta sonu bir kötü oldum. Hatta annemin geldiği gün cuma günü işte. Ne oldu biliyor musunuz bacılar? Gecemin tam şu sırtı bak. Nerede halen? Dur. Heh bak. Şura. Şura bak. Dur gece dur dur. Bak. Dur. Heh, flash da açık. Şura bak. Bacılar böyle bir sertlik. Kocaman. Elliyorum böyle, hareket ediyor. Bakın şimdi hiç yok, görüyor musunuz? Bak hiç yok bak. Önceden böyle var ya, kocamandı. Böyle elliyorum bacılar, taş gibi. Allah'ım bu ne? Ama yumuşak. Anneme söyledim ondan sonra. O kuzuma. Evet dedim, hani anne böyle böyle dedim. Bak elle dedim. Annem de baktı. Hemen annem telefondan baktı. Hani kedilerin sırt bölgesine neden sertlik olur, şişlik olur diye. Orada da baktık işte bacılar. Ama ben korkuyorum. Annem diyor ki kızım diyor, şey yapma, korkma, bir şey olmaz diyor, ben bakacağım şimdi. Neyse internetten baktı bacılar, ondan sonra hani yağ bezesi oluyormuş, bu kısırlaştırılan kedilerde daha çok olurmuş, bir de hani cins kedilerde yazılanlar öyle, hani yağ bezesi olurmuş, gecede çok kilo aldığı için obeziteye, doktor dedi obeziteliğe şey oluyor dedi, hani 5,5 kilonun maşallah üstünde. Ondan sonra Naz dedi geçer dedi bak. Hatta Gamze'nin şeyi de vardı, at komşusunun kedisi varmış. Gamze dedim, hani kız dedim böyle dedim, bir şey var mı dedim. O da dedi bir şey olmaz dedi. Ondan sonra neyse bekledim, bak aha bak bugün hiç maşallah kalmamış, gördünüz değil mi? Yani aynı annemin dediği oldu bacılar. Gidecektim veterinere, annem dedi acele etme dedi, biraz bekle dedi annem. Bekle dedi bak kızım. Gerçekten ama çok korktum biliyor musunuz? Yani bilmiyorum, hani bazılarınıza belki gelebilir hani videolarda sadece geceyse. Ama ben geceyi gerçekten çok seviyorum. Hani gerçek bir evladım gibi. O kadar ona değer veriyorum. Çok korktum. Neyse ki geçti, Allah'a şükürler olsun. Yağ bezesiymiş. Hayır, anlamadığım bir şekilde geceye kısırlaştırılmış mama alıyorum. Yani neden bu oluyor? Acaba hani diyorum arada bir yaş mama veriyor mu? Haftada bir ödül maması olarak diyor yani. Valla bazen iki haftaya bir oluyor bacılar. Ondan dolayı mı diyorum? Bilmiyorum ki yani ne için öyle oldu, anlamadım. Ondan sonra ben de dedim hani bu kuduz aşısı olmuştu, acaba onun yeri mi dedim. Ama kuduz aşısı bayağı geçti, öyle değil mi? İnternette öyle de yazıyordu, hani aşı yeri şişermiş, apsi olurmuş. Öyle dedi ama çok şükür geçti. Vallahi var ya, ne senaryolar yazdım bir bilseniz. Ay dedim, gecenin belinde kitle mi var, kanser mi? Hani böyle kedi... Ay bacılar, aklıma öyle felaket tellallığı geldi gerçekten. Neyse ama bir şey yok çok şükür. Bunu dedim size, hani hemen söylemeyeyim dedim. Sonra şey yaparım dedim. Öyle yani bacılar, başımızdan böyle bir şey geçti. Allah beterinden. Hoş ışıkta oturmayı sever misiniz? Ben çok severim. Ay var ya, benim daha yeni aklıma geldi. 2-3 gün önce Emine Gökçe diye bir takipçim var. Selamlar canım, buradan sevgilerimi gönderiyorum sana, kusura bakma. Takipçilerinden dua iste Nazlı dedi. Gözde'nin kardeşi, ay Gökçe'nin kardeşi, ismi Gökçe işte. Gökçe'nin kardeşi çocukluğundan beri şeker hastasıymış. Midesiyle ilgili de problemler varmış. Gözde daha 25 yaşındaymış. Devamlı ağlıyormuş Nazlı diye, ben çok üzülüyorum diye. Hani sen de diyor takipçilerinden dua istersen diyor kız kardeşim için. Çok sevinirim dedi. İşte unuttum, kusura bakma canım. Aklıma gelmişken hemen şey yapayım, söyleyeyim dedim. Öyle yani, sizler de Gözde kardeşimiz için dua ederseniz bu hayırlı günler için. Hayırlı günlerde bacılar. Öyle değil mi? Kiminin duası, müminin mümine ettiği dualar kabul olur. Değil mi? Gözde kardeşimiz başta olmak üzere tüm şifa bekleyen kullarına Allah'ım Rabbim şifalar, acil şifalar versin, Şafi ismi hürmetine.
Öyle yani bacılar, bunu da hatırlatayım dedim. Seher de zikir mati kalmış bak. Daha inik gördüm, bak yine. Şöyle mor almış. Benimki şey, şöyle mavi. Nerede onu saklıyorum. Can Muhammed şurasını kopardı. Kordonunu kopardı. Şaka gibi ama. Evet kopardı, hay. Ha, bu farklı bak. Daha geniş ha bu, benimki şöyle bak. Makineye şey attım, sofralara attım. Şu camı da açtım dedim havalansın. Oo, buz gibi esiyor. Kapı çarpıyordu devamlı. Şöyle kapatayım. Heh. Bir türlü kapatamadım ha. Yalnız camlarımın kirine bakın. Görüyor musunuz? Lanetli baba. Ama vallahi ya, annem dedi ki ne Naz dedi şey. Nisan'da yağmurlu geçecek, şeyde yağmurlu geçecek dedi. Yani Mart'ta geçiyor. En istedi yağmurlar bitsin dedi. Allah izin verirse öyle yap dedi. Yalnız perdemi görüyor musunuz? Nasıl ışıl ışıl. Geceleri işte böyle daha da parlıyor ha. Gündüz çok belli olmuyor ama. Ha? Onu da yapayım, hemen burada da videoyu kapatayım bacılar. Cevşen'den ilk olarak başlayalım. Ey Allah'ım, senden şu isimlerin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kaim. Ey varlığının sonu olmayan Daim. Ey mahlukatına merhamet eden Rahim. Ey mevcudatına hükmeden Hakim. Ey her şeyi bilen Alim. Ey yarattıklarını koruyan Asım. Ey her şeyi adaletle taksim eden Kasım. Ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan Salim. Ey istediğinin maddi manevi rızkını genişleten Basit. Bacılar farkındaysanız Alim, Asım, Kasım hep bunlar şey, Salim, insan ismi. Sizce hani Allah'ın isimleri konulmalı mı, konulmamalı mı? Çünkü hani neden konulmamalı diye düşünüyorum. Veya yanına bir isim konulmalı. Neden? Çünkü yani hani özür dileyerek salak hani şöyle dersen öyle değil mi? Haşa haşa, Allah'ın ismi. Yanına bir isim daha eklersek bence öyle konulmalı. Mesela Muhammed, Can Muhammed. Ben bilerek Can Muhammed koydum. Önüne can getirdim. Onun için. Muhammed ismi çünkü ağır. Çok ağır bir isim. Onun için can önüne ekledim. Bence Allah'ın isimlerinin de hani yanına bir ek isim olması lazım. Benim düşüncem öyle. Bilmiyorum yani. Hadislerden devam edelim. Aziz ve celil olan Allah, insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Mükafatını da ben vereceğim. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Evet bacılarım, burada da videomu kapatıyorum izniniz olursa. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Geldi. Bay bay ya.